Merhaba gençler, hoş geldiniz. Şimdi burada iki tane grafiğimiz var. Grafik 1, zamanla neyle başlamışım? 16 ile, yani %16 ile. Neden? Grafiği çizdiğimde hemen x'imi, sizin her şeyiniz. O size anlatıyor, o size noktayı bulduruyor. 0 eşittir 2x eksi 4. Merhaba gençler, hoş geldiniz. Nisan kamp programıyla gene devam ediyoruz. Bir önceki videoda koordinat sistemi ve doğrusal ilişkiyi görmüştük. Ve o konuya aynen devam edeceğiz. Bu sefer ne yapacağız? Gene doğrusal ilişkide yorumlama sorularına bakacağız ve grafik çizmeyi öğreneceğiz. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Hadi o zaman. Evet, doğrusal ilişkiyi gördüğümüzde ne yapmıştık? Grafikleri yorumlamayı göstermiştik. Şimdi burada da bir örnekte bunu daha iyi pekiştirmek istiyorum. Diyor ki şarj göstergesi %16 iken şarja takılan bir telefonun zaman ve pil gücü arasındaki doğrusal ilişki grafik 1'de verilmiş. Şimdi burada iki tane grafiğimiz var. Grafik 1 zamanla pil gücü arasındaki doğrusal ilişkiyi verirken, grafik 2 ise zamanla pil gücü arasındaki ilişkiyi veriyor. Ama diyor ki bu telefonun şarjı tamamen %100'de doluyken bitme süresiyle pil gücü arasındaki ilişki grafiği de verilmiş. Şimdi iki grafiğinde benden neyini istiyor? Denklemini istiyor. Birisi artan bir grafik, diğeri ise azalan bir grafik. Ne demiştik? Grafiği yorumlarken ilk önce başlangıca bakacağız. Birinci grafikte neyle başlamışım? 16 ile, yani %16 ile. Neden? Çünkü benim telefonum zaten başlangıçta %16'lık bir pil gücüne sahip. Ne yapmış? Süre geçtikçe ben telefonu şarja koyduğum için ne yapacak? Pil gücü artacak. Peki ne olacak? %100'e ulaşacak. Ne kadar sürede? 21 dakikada sürede. 21 dakikada %16'dan %100'e gelmesi için aslında %84'lük bir artış sağlaması lazım. Bu da bana gösteriyor ki 21 dakikada benim telefonum %84 şarj olabiliyorsa, hemen şurada oran orantımı kurayım. 1 dakikada ne kadar şarj olabiliyor? %4. O zaman ne yapıyorum? Hemen ilişkiyi kuruyorum. Pil gücü dediğimiz neydi? Y. Zaman dediğimiz neydi? X. O zaman benim pil gücüm başlangıç neyle başlıyor? 16. Önce başlangıcı yazacağım buraya. 16'yı yazdım. Grafik nasıl bir grafik? Artan bir grafik. O yüzden buraya artı koyuyorum. Unutma, birim zamandaki, yani bir dakikadaki, bir saatteki, bir kilometredeki artış ve azalış x'in her zaman kat sayısı olmak zorunda. Buradaki bir dakikadaki artış %4 olduğu için x'in önüne koyduğum kat sayı nedir? 4'tür. Yani denklemimiz y eşittir 16 artı 4x. Şimdi baktığımızda C ve D seçeneğini çok rahat eleyebilirsiniz. Geldik diğer grafiğe. Bu sefer ne oluyor? Şarjım %100 iken grafikler bana azaldığını gösteriyor. Peki bu azalış, yani şarjın tamamen bitmesine kadar sürecek? 20 dakika sürecek. %100 iken 20 dakikada bu şarj bitiyorsa, o zaman 1 dakikada benim şarjımın azalma kısmı %5 değil midir? Peki başlangıç neyle başlıyor? %100 ile başlıyor. Grafik ne oluyor? Azalıyor. Hemen buraya y, buraya da x diyorum. Y eşittir, yani pil gücü. Başlangıcı yazıyorum. Unutmayın, yüzü yazdım. Azalan bir grafik olduğu için eksiği koyuyorum. Birim zamandaki azalışı x'in kat sayısı olarak yazıyorum. Yani 5x. Denklemimize baktığımızda ve seçeneklere baktığımızda cevabı çok rahat B olarak görebiliriz. Yani doğrusal ilişkide düzenli artan ve düzenli azalan grafiklerde, bir daha tekrar etmek istiyorum, başlangıç kısmımız, yani grafimiz neyle başladı? Arttı mı azaldı mı? Artı eksiği ona göre ayarlıyoruz. X'in önüne koyduğumuz kat sayı ise birim zamandaki artış ve azalış oluyor. Başka bir soruyla devam ediyorum.
Bir sonraki soruda da diyor ki aşağıda özdeş iki havuzum var. A ve B musluklarıyla nasıl doldurulduğu size veriliyor. Diyor ki havuz boş iken A musluğu açıldığında A musluğu 4000 litre su akıtarak havuzu 100 dakikada dolduracak. Demek ki benim havuzum 4000 litre su akıtarak 100 dakikada dolduruluyorsa dakikada 40 litre su akıtıyor demek değil midir bu? Hemen bunu kafama yazıyorum. Havuzda 1000 litre su varken diyor. Demek ki B başlangıçta 1000 litre ile başlamış ve B musluğu 150 dakikada bu havuzu doldurmuş. Şimdi grafiği incelediğimizde bir kere şöyle göstereyim. B'nin 1000 ile başlaması lazım. O yüzden C ve D seçeneklerini otomatik eliyorum. Aslında bu sizin için bir şans. Çoktan seçmeli sorularda. İki şıkkı elediniz. Diyorum ki evet B 1000 ile başlayacak. Artarak ilerleyecek. Zaten A için havuz boştu. Yani sıfırla başlaması lazım ve artarak ilerlemesi lazım. Bu A musluğu 1 dakikada 40 litre su akıttığına göre grafiği yorumlarsam 30 dakikada ne kadar akıtacak? 1200 akıtacak. Aslında çok rahat B seçeneğini bulmuş oluyorum. Şimdi ne yapalım? Şimdi bizim için çok önemli bir konuya geçelim. Doğru grafikleri. Yani siz aslında koordinat sistemini tanıdınız, doğrusal ilişkiyi yorumladınız ama denklemleri verilen doğruların grafiğini nasıl çizeceksiniz? Unutmayın, 4 tane çeşit grafiğimiz var. Biri x'e paralel doğrular, diğeri y'ye paralel doğrular, orijinden geçen doğrular ve eksenleri kesen doğrular. Şimdi birinciyle başlamak istiyorum. Birincisi x eksenine paralel doğrular. Ne olacak bu doğrularda? Evet, doğru x'e paralel olacak. Denklemi nasıl olacak? Y eşittir a şeklinde olacak. Örneğin y eşittir 2 doğrusunu bir inceleyelim. Ne demek istiyor? Bize ne anlatmak istiyor? Grafiği çizdiğimde hemen x'imi, y'imi, orijinimi yerleştiriyorum. Y eşittir 2 doğrusu aslında doğruların üzerinde neler vardır? Noktalar vardır. Doğrular nelerden oluşmuştur? Sonsuz tane noktalardır. Aslında şöyle düşünün. Noktalar bir araya geliyor, 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 geliyor. Siz onları birleştiriyorsunuz ve fark ediyorsunuz ki bu bir doğru. Sonsuza kadar giden bir doğru. İşte y eşittir 2 doğrusu diyor ki benim üzerimde sonsuz tane nokta var arkadaşım. Neler var senin üstünde? Y'si 2 olan bütün noktalar var. Kim var? 1'e 2 var. Hemen alalım. 1'e 2 aldım. Ne var? 2'ye 2 var. Aldım. Ne var? 3'e 2 var. Ne var? İşte 4'e 2 var. Ne var? Eksi 1'e 2 var. Ne var? Eksi 2'ye 2 var. Sonsuza kadar gidiyor ama tek derdi şu y eşittir 2'nin. Benim üzerimdeki noktanın y'si 2 olsun arkadaşım. Bu noktaları birleştirdiğinizde ne oluyor? Karşınıza y eşittir 2 doğrusu çıkıyor. Peki y eşittir 2 doğrusunu gördüğünüzde ne görüyorsunuz? Bu x'e paralel bir doğru. O yüzden x eksenine paralel doğrular her zaman denklem olarak y eşittir a formatında olur. A burada herhangi bir sayı ve x eksenine mutlaka nedir? Paraleldir. Burada olduğu gibi. İkinci olarak da size anlatabileceğim y eksenine paralel doğrular vardır. Y eksenine paralel doğrularda aynı x eksenine paralel doğrular gibi ne şekilde olacak? Bu sefer de x eşittir a şeklinde olacak. Hemen şuraya 2 y eksenine paralel doğrular yazıyorum. Denklemimiz x eşittir a şeklinde olacak. Yani x eşittir 4 diyelim. Şimdi bu doğru da diyor ki evet ben bir doğruyum. Sonsuz tane noktadan oluşuyorum. O noktaları birleştirince aslında sen beni görüyorsun. X eşittir 4 üzerinde neler var? 4'e 1 var. 4'e 2 var. 4'e 3 noktası var. 4'e eksi 1 noktası. 4'e eksi 2. 4'e eksi 3. 4'e eksi 4. Yani x'i 4 olan bütün noktalar var. Hadi bakalım hep beraber o noktalara. X eşittir 4'te. 4'e 1 aldım burası, 4'e 2 burası, 4'e eksi 1 burası, 4'e eksi 2 burası, 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 burası derken o noktaları birleştirdiğinizde karşınıza ne çıkıyor? X eşittir 4 doğrusu çıkıyor. Ne görüyorsunuz x eşittir 4'te? Y eksenine paralel bir doğru görüyorsunuz. Burada olduğu gibi. Anlaştık mı? Şimdi gelelim üçüncü olan
orijinden geçen doğrulara. Bu x eşittir 4, y eşittir 4 gibi x'e paralel, y'ye paralel doğrular çabuk kavranırken orijinden geçen doğrularla eksenlere paralel olan doğrularda biraz zorlanıyorsunuz. Aslında hiç zor değil. Çok kolay. Üçüncü olarak orijinden geçen doğruların, bakın niye orijinden geçen doğrular denmiş? Çünkü orijin sıfıra sıfır noktası. Benim doğrumun üzerinde ne var? Sonsuz tane nokta var. O noktalardan biri mutlaka ne olacak? Sıfıra sıfır. Yani orijin olacak. Denklemleri genellikle y eşittir cx demiş burada. Ax, mx, c eşittir yx, c eşittir mx diye de söylüyoruz. Çünkü burada m ileride karşımıza eğim olarak da çıkacak. Örneğin y eşittir 2x denklemine bakalım. Şimdi denklemler aslında bize her şeyi anlatıyorlar. Diyor ki aslında y eşittir 2x. Bak ben bir doğruyum. Adım da y eşittir 2x. Benim üzerimde sonsuz tane nokta var. Ama unutma, benim noktalarımın y'leri x'lerinin iki katı olacak. Şimdi ister istemez bu doğru bir kere x'e paralel ve y'ye paralel değil. Ne yapıyoruz? Üzerinden geçen noktaları bulmaya çalışıyoruz. Acaba bu doğru orijinden geçiyor mu? Siz denkleminizde x yerine 0 verdiğinizde 2 çarpı 0 0'dan y'yi 0 buldunuz mu? Buldunuz. Demek ki bu orijinden geçen bir doğru. Peki orijinden geçmesi illa bu grafiği hazır çizmemi gösteremez. Belki böyle geçiyor, belki böyle geçiyor. Bilemiyorum şu anda. O zaman benim neye ihtiyacım var? Doğruları oluşturan noktaya ihtiyacım var. Noktalara ihtiyacım var. Hemen denkleme bakıyorum. Y eşittir 2x olduğuna göre. X yerine 1 yazsam y'si 2 olur. 1'e 2 noktasından geçer. Atıyorum x yerine eksi 1 yazsam y eksi 2 olur. Eksi 1'e eksi 2'den geçer. Hocam daha çok yazamayız mı? Ya sonsuz tane yazarsınız. Yeter ki y'ler x'lerin 2 katı olsun. 3 tane yeter benim için çizmek için. Hemen çizime başlıyorum. Koordinatımı oluşturdum. Orijinden geçtiği için orijine bir nokta koydum. 1'e 2 hemen birleştirdim. 1'e 2 noktası. Eksi 1'e eksi 2 hemen aldım. Ne yapıyorum? 3 noktayı alıp birleştiriyorum. Yani doğrum işte bu şekilde. Y eşittir 2x doğrusu. Kolay mı? Gayet kolay. Son olarak göstereceğim doğru ne? Eksenleri kesen doğrular. Adı üstünde. X eksenini de kesecek, y eksenini de kesecek. Peki biz ne gördük koordinat sisteminde? Eğer bir nokta x ekseni üzerindeyse y'si 0 değil miydi? Mesela 3'e 0 noktası, 4'e 0 noktası gibi. Ya da bir nokta y ekseni üzerindeyse x'i 0 değil miydi? Atıyorum 0'a 3 gibi. O zaman bu doğru eksenleri kesiyorsa mutlaka x'e 0 verdiğimde bulacağım bir y değeri, y'ye 0 verdiğimde de bulacağım bir x değeri olmak zorunda. Genelde denklemimiz y eşittir mx artı n şeklinde oluyor. Ama yani bu formata bakmayın. Siz yorumlamaya bakın. Size dedim ki y eşittir 2x eksi 4 doğrusunun grafiğini çiziniz. Ne anlatıyor size, ifade ediniz. Bu doğruya baktığınızda ne fark edersiniz? X'e paralel bir doğru değil. Çünkü x'e paralel bir doğru olsa y eşittir 2 gibi olur. Y'ye paralel bir doğru olsa x eşittir 3 gibi bir şey olur. Orijinden geçen bir doğru olsa x'e 0 verdiğinizde y'yi ne bulursunuz? 0. Demek ki bu doğrunuz ne yapıyor? Eksenleri kesiyor. Peki nerede kesiyor? Hangi noktada kesiyor? Ne yapacağız? X'e 0 vereceğiz ki y'yi kestiği noktayı bulacağız. Ne olacak o zaman da x yerine 0 koyduğunuzda y eşittir eksi 4. Yani 0'a eksi 4 noktasında y eksenini kesecek. Aynı şekilde y'ye 0 koyduğunuzda, yani nerede koyuyorsunuz unutmayın, denklem sizin her şeyiniz. O size anlatıyor. O size noktayı bulduruyor. 0 eşittir 2x eksi 4'ten x buradan 2 çıkacak. Yani 2'ye 0 noktası. Ha şunu hatırlatayım. Çoğu öğrencilerim burada hata yapıyor. Böyle x'e 0 veriyor, y'yi yazıyor. Y'ye 0 verip x'i yazıyor. Hocam 2'ye eksi 4 noktasından geçiyor. Bak x'e 0 verdin, y'yi eksi 4 buldun. Senin noktan 0'a eksi 4. Sen y'ye 0 verdin, x'i 2 buldun. Senin noktan 2'ye 0 noktası. Aman ha, burada hata yapmayın.
anlayın ve yorumlayın. Şimdi çizime başlıyorum çünkü yeter bu kadar nokta. Çünkü eksenleri kestiği noktalar sizin için yeter. Yok hocam ben daha çok nokta bulacağım diyorsanız x'e 1 verin, y'e eksi 2 olsun. X'e 3 verin, y'e 2 olsun. Yani bir sürü nokta var, sonsuz tane. Yeter ki y'ler x'lerin 2 katının 4 eksiği olsun. 0 eksi 4 noktası y'yi kestiği nokta bura. 2'ye 0 x'i kestiği nokta bura. Hemen şöyle x'i y orijin diye yapayım. 2 noktayı birleştirdim. İşte senin doğrun. Y eşittir 2x eksi 4. 4 tane doğrumuz var. Hadi biraz egzersiz yapalım. Biraz soru çözelim. Diyor ki burada y eşittir x artı 3 doğrusunun grafiğini çiz. Hemen bakıyorum. Diyorum ki x'e 0 verdim, y 0 değil. O zaman bu eksenleri kesiyor. X'e 0 verdim de y'yi 3'te kesti. 0'a 3. Y'ye 0 verdiğimde de x'i eksi 3'te kesti. Eksi 3'e 0. Grafiğimi çiziyorum. Diyorum ki yeter. Eksenleri kestiği noktaları buldum. 0'a 3 noktası. Eksi 3'e 0 noktası. İkisini ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Artık pratikleştim. Bakıyorum gene. Evet diyorum. Bu da x'e 0 verdim. Y'si 0 değil. Yani eksenleri kesen bir doğru. X'e 0 verdiğimde y'yi 3 buldum. 0'a 3 y'yi kestiği nokta. Y'ye 0 verdim. X'i 1 buldum. 1'e 0 noktasında kesiyor x'i. Hemen grafiğimi çizdim. Bolca grafik çizin. Bolca pratik yapın. Bu çok önemli. Grafik çizmeyi bilmiyorsanız zorlanırsınız. Hemen 0'a 3 noktasını buldum. 1'e 0 noktasını buldum. Grafiğimi çizdim. Gördünüz mü? Gayet kolay. Başka bir soruyla denklem devam edelim. Şimdi burada en çok soru tipleri şu. Diyor ki şu doğrudan. İşte y eşittir 5 eksi x ve y eşittir 2 doğruları ve x ve y'nin kesiştiği, sınırladığı bölgenin alanı nedir? Yani aslında senin grafik çizmeni istiyor. Sen her şekilde doğruların grafiğini çizebilirsin. Hemen alıyorum. Çok basit. Y eşittir 2'yi çok rahat çiziyorum. Çünkü x'e paralel bir doğruydu. Y eşittir 2 burası. Şimdi geldim bu doğruma. X'e 0 verdiğimde y'sini 5 buldum. Yani 0'a 5 noktası. Y'ye 0 verdiğimde de x'i 5 buldum. 5'e 0 noktası. Hemen baktım. 0'a 5. 5'e 0. Evet şöyle. Diyor ki bu doğrudan, bu doğrudan x ekseninden y ekseninin sınırladığı şu bölgenin alanı. Yani aslında burada bir yamuk alanını soruyor. Şimdi burası 2 birim. Yani çok açık ortada. Şimdi burası da 5 birim. O da ortada. Ama benim şurayı bilmem lazım. Burayı bilmem için şu noktayı bulmam lazım. Peki o nokta ne diye sana bahsediyor? Ya diyor ki bak ben orada bir noktayım. Neyin üstündeyim? Y eşittir 2 doğrusunun üstündeyim. O zaman benim o noktamın y'si ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Peki bu nokta aynı zamanda y eşittir 5 eksi x doğrusunun üzerinde değil mi? O nokta benim noktam. Benim doğrum benim noktam. O zaman y'si 2 olduğuna göre ben bu denklemde y yerine 2 yazarsam o noktanın x'inin 3 olduğunu bulabilir miyim? Yani bu nokta 3'e 2 noktası mı? O zaman burasının çok rahat. Şurasının 3, şurasının 2 olduğunu söyleyebilirim. Demek ki burası 3 birim. Yamuğun alanını biliyoruz. Hemen şöyle çizeyim. Burası 3, bura 5, burası 2. Bu bir dik yamuk. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikten cevabımız kaç? 8. Kesiştikleri noktayı bulmak için o noktanın her iki doğruyu da sağladığını asla unutmayın. Bir sonraki soruyla devam edelim. Burada güzel bir soru var. Diyor ki iki tane doğru vermiş bize, bir örnek vermiş. Bu doğruyu çizdiğinde ikisini işte birisi turuncu bölge olmuş, birisi mavi bölge olmuş ve ikisinin boyalı bölgelerini bulmuş. Şimdi doğruları çizmek, grafikleri çizmek çok önemli dedik. Altta bir örnek var. Hemen bakalım. Bu sefer biz çizeceğiz. Diyor ki x eksi 2'ye eksi 16 eşittir 0 doğrusu. Hemen ne yaptık? 4 tane doğru çeşidimiz var. Bu doğru eksenleri kesen bir doğru. Yani siz x'e 0 verdiğinizde hemen denklemde yerine koyun. Y'yi eksi 8 buldunuz. Yani şurası 0'a eksi 8 noktası.
Y'ye 0 verdiğinizde x'i 16 buldunuz. Şurası 16'ya 0 noktası. İkisini birleştirdiniz. Gayet net. Hatta çizimi bile vermiş. Biz aslında sizden çizmenizi isteriz. Burada ise gene eksenleri kesen bir doğru. X'e 0 verdim. Y'si eksi 8. Yani 0 eksi 8 noktası gene burası. Şöyle eksiyi de şuradan göstereyim. Y'ye 0 verdim. X'i eksi 10. Eksi 10'a 0. Yani burası. Zaten her şeyi buldum. Grafiğimi çok rahat bir şekilde oluşturuyorum. Diyor ki boyalı bölgelerin alanları farkının mutlak değeri. Burada üçgen oluşuyor. Üçgenin alanı şöyle gösterelim. Unutmayın ha, uzunluklarda mutlak değerci alacaksınız. Yani orası eksi 8 olabilir ama oranın uzunluğu 8 birim kadardır. 8 çarpı 10 bölü 2'den 40. Kırmızı bölge. Hemen şuradan mavi bölgeyi alayım. 16 çarpı 8 bölü 2'den 64. Aradaki farkı istediğine göre 64 eksi 40'dan cevabımız 24. Canlar, sizden istediğimiz ne? Grafikleri iyi yorumlayın. Grafiklerin çizimlerini iyi bilin. Hem iyi çizici olmak lazım hem de iyi bir yorumlayıcı olmak lazım. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Sizin için çok güzel sorular hazırladım. Ne yapıyoruz? Önce konu tekrarı. Önce konuyu iyi kavruyoruz. Kavradıktan sonra bolca soru çözerek anlamadıklarımızı mutlaka öğretmenlerimize soruyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok özledik. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.